Doing our first international stage here in Las Vegas. Çok heyecanlıyız. 3 sene önce buraya geldiğimizde, buraya gelmemizi istemiştik. Geldik. Duygulu anlar yaşanmış, TOG üst yöneticisi Gürcan Karakaş, Las Vegas'ta gözyaşlarına hakim olamamıştı. Türkiye'nin gururu TOG, ilk kez yurt dışına çıktığı bu görüntülerin ardından bu sene farklı bir konseptle yine CES Teknoloji Fuarı'ndaydı. Gürcan Karakaş, katılımcılara yaptığı sunumun ardından TRT Haber'in canlı yayınına katıldı. Burası Şampiyonlar Ligi, tüm dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından bir tanesi ve burada tüketicilerle teknoloji şirketleri bir araya gelip ürünlerinin geleceğini, daha yarından sonrasını görüşüyorlar, paylaşıyorlar. Biz de onu yaptık. Dikkat ederseniz bugün geldiğimiz şu anki fuar alanımızda bir tane akıllı cihazımız yok, bir tane akıllı aracımız yok. Ama onun yerine mobilitenin yarından sonrasını ifade eden, yeni mobiliteyi ifade eden teknolojimiz var. Gürcan Karakaş, Mart sonunda TOG'un yollarda olacağını açıkladı. Şubat ortası başlayacak ön satış içinde farklı sürprizlerin bilgisini verdi. Cumhuriyetimizin 100. yılı olduğu için 2023 adet özel seriyi bir NFT setiyle ihaleye çıkaracağız. Yani ilk 2023. Bunların içerisinde tabii ki ilgiyle beklenen bazı numaralar var. Özellikle işte belli başlı şehirlerin önemli tarihlerin numaraları ve onlar da bize o araçlarımızı satın alma hakkı sağlayacak. O da bir ihale usulü olacak. Yani bu dünyada ilk defa yapılan bir şey. TOG'un geleceğin teknolojisinden örnekler verdiği fuar, pazar gününe kadar teknoloji meraklıları tarafından ziyaret edilebilecek.